Müdahale odasına nörolog istiyorum. Kim varsa gelsin acil. Nörolog mu? Niye? Nörolog niye istedin? Hiç yok. Ha? Geçecek. Hayır, sen bana söylemiyorsun. İnan bana geçecek. Hayır, çünkü onun gözlerine baktım. Sonra senin yüzün değişti, ben anladım. Hocam. Teyze. Sen. Ve biz bıraktın, merak etme. Güzel. Sabaha hiçbir şey kalmayacak, su içelim. İyi misin? Bir şey saklıyor benden. Benden bir şey saklıyor. Refleksler zayıf. Nabız düzensiz, aritmiye giriyor. Hocam, nörolojik bir bulgu yok. MR'a da gerek yok. Kan testi istiyorum. Uyarıcı madde için. Tamam mı? İyi misiniz? Bir doktor falan çağıralım mı? Yok, yok. Yok, iyiyim ya, iyiyim. Şey oldum böyle. Siz gitsenize. Hadi çocuklar. Siz gidin. Gerçekten ben daha kötü oluyorum. Size de zahmet veriyorum. Ay yok, olmaz. Bırakamayız olur, seni böyle. Olur, olur. Ben iyiyim. Biraz da yalnız kalayım. Şöyle evet. Sakinleşin. Evet, hadi. Yani zaten yeteri kadar stresli teyzem. Gidelim biz. Bak ama ara, tamam mı mutlaka, tamam, bizi? Tamam. Ara yani. Ben de arayacağım. Şey, aklımız kalıyor. Öyle. Burada kal. Geliyor, çocuk geliyor o gün. Nasıl gelsin? Bekvezini hak ettiğim oğlan. Sizin kızın durumu nasıl şimdi? Çok merak ettik. Beyefendiyi tanıyor muyuz? Eşref Kaya, ben memnun oldum. Ben sizi çıkaramadım. Ama daha önce gördüğüme eminim. Umay Karay'la birlikteydim. Umay ve Ümran Hanım'ın çok eski ahbaplarından. Sizin başınıza ne oldu öyle? Geçmiş olsun. Çok dikkatlisiniz. Ben bile unutmuştum. Ama Okan'cığım, hayal seni bekliyor. Ben iyiyim. Hadi siz gidebilirsiniz. Hadi ben Ümran Hanım'a göz kulak olurum. Hadi. Hadi delikanlı. Ben hayali bıraktıktan sonra arayacağım sizi. Selametle. Biraz pirelendi. Ama hiçbir şey çakmadı. Nasıl yapacağız? Geçecek. Sabah her şey geçmiş olacak, merak etme. Nabız stabil hocam. Normal odayı alabiliriz. Güzel. Hadi bakalım. Annenin yanına gidiyoruz. Ümran, sen kimin için böyle giyindin? Kimin için böyle boyandın? Ha? Nasıl olacağımı sanıyorsun? Defol bak. Kızım ne hale geldi? Ne hale geldi? Seni bir daha görmeyecektim. Ama defol. Aa, bak kim geldi? Biricik kızımız. Aa, bir de hazır Acil Bey. Defol. Bak, bir daha yattırırsam ona bulaşırsam var ya. Sen bana seni parçalayacağım. Sen bana bulaş. Ben kızına bulaşmayayım. Sen bana karılık yap. Ben de kızına babalık yapmayayım. Sen beni unut. Ben de kızına baba olduğumu unutturayım. Ümran. Defol.
Ümran. Yavrum. Yavrum. Uyuyor mu? İyi mi? İyi, iyi. Hadi odasına çıkalım çocuklar. Nereye? Ne? Ümran, bazı testler istedim. Sabah çıkacak. Merak etme. Arkadaşlar sakin olun. Büyütülecek bir şey yok. Yeğenimin psikolojik sorunları olduğu bir sır değil. Bu gece sadece Umay Karay olarak değil, aynı zamanda teyze olarak konuşuyorum. Vah vah vah. Görüyor musun başımıza geleni? Hay Allah ya Rabbim. Hiçbir şey. Ağır şiddet. Vah Hayat Hanım, vah. Vah. Ümran Hanım mı arasak acaba, ne yapsak? Ne kadar yaşadığı, tüm zorlu süreçte yanında olduğum gibi bu gece de tüm kalbimle yeğenimin yanında olacağım. Banyo krizi çözüldüğüne göre hiç değilse teyzeme bir geçmiş olsun dileklerini ileteyim. Değil mi anne? Hayat uyandığı zaman kendi dileklerimi kendim iletmeyi tercih ediyorum Hayalcim. Sen git şimdi babana dün gece için trip at. Ben onu dün gece yeterince yaptım. Merak etme. Güzel. Hayat'ın uyanıp uyanmadığını bilmiyorum. Uyandıysa da hastanede uyandı çünkü. Ne saçmalıyorsun sen? Basit bir panik atak krizi yüzünden hala hastanede değil herhalde, değil mi? Süper ya. Süper yani, muhteşem aile bağlarımız.
Dün gece sen uyku ilacını alıp mışıl mışıl uyurken teyzem hala da hastanede kan tahlili sonuçlarını bekliyordu. Çünkü Hayat'ı hastaneye yatırdılar ve hala ne olduğunu bulamadılar. Nasıl? Hocam, hastanın kan sonuçları çıktı. Tamam. Lütfen Hayat. Lütfen. Vay be, uçtuk resmen. Çok etkiliydi. Ya isteyince oluyormuş demek ki. Çok etkilenecekler bir gece Rötar'la gelmenden, çok. Aha, bak burada kim var? Hadi biraz da onunla uğraş ha, hadi. Kat 1 oda 108, belki bilmek istersin. Günaydın. Günaydın. Tabii uyuduysan. Çocuk gibi ekmişsin beni. Ya resmen ekip geri dönmüşsün. Neden? Neden ya, neden? Senin bütün gece hayatın başucunda ne işin var ki? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben seni yine koruyamadım. Affet beni olur. Affet beni. Neredesin sen ya? Ya neredesin? Gel, gel. Basit bir panik atak sandın. Nesi var? Nesi var? Mezardan çıkmış babası var. Sakin ol, sakin ol. Bak, bu adamı sen başımıza sardın. Onu kızımdan uzak tutacaksın. Yanına yaklaştırmayacaksın. Kendine gel. Hayat hastanede. Emin ellerde. Asıl uyandığında ve babamı gördüm diye tutturduğunda bize ne olacak? Sen onu düşün. Sakin olmak zorundayız. Her ne derse desin ağzını sakın açma ve bana bırak. Yaşıyor! 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 Yaşıyor!
yaşıyor babam, yaşıyor. Sakin ol. Yaşıyor, yaşıyor. Babam yaşıyor, babam yaşıyor, babam yaşıyor. Babam yaşıyor. Aya, aya. Babam yaşıyor. Aya, aya, aya. Babam yaşıyor, yaşıyor. Aya, aya, aya. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak. Yaşıyor, yaşıyor. Bana bak. Baba. Teyzeni yalnız bırakmak istemedim ne demek ya? Ha ben istedim mi sanki? Ha sen niye kandırıyorsun ki beni? Niye çocuk gibi kandırıyorsun? Hayalcim, lütfen biraz mola verebilir miyiz? Artık sıkıldım ifade vermekten. Suçlu hissetmesen ifade de vermezdin, değil mi? Bak tamam, sana haber vermediğim için özür dilerim. Ama abartıyorsun artık Hayal. Ve sıkıldım artık bu durumdan. Ya bütün gece uyumadım zaten. Yeter artık, biraz mola verelim. Ah, geliyor mola. Selam. Selam. Ben de dayıma bir kahve alacaktım. İyi denk geldik. Durumlar nasıl? Aynı. Bekliyoruz. Hayatcığım, bizi çok korkuttun ve hala korkutmaya devam ediyorsun. Şu baba meselesini lütfen artık bırakır mısın? Psikoloğunu bekler misin sakin sakin? Ya gördüm diyorum size ya. Gördüm. Tamam. Tam karşımdaydı. Otelde tam karşımda tamam, duruyordu. Anneciğim, gördüm diyorum size. Çıkacak. Hayat. Gördüm diyorum sana. Gördüm. Sapasağlam canlıydı. Sen ne kadar tamam, gerçeksen o kadar, o da o kadar gerçekti ya. Ya gördüm diyorum size. İmran. Biz biraz dışarıda konuşalım. Test sonuçlarıyla ilgili. Hemen geliyorum annem. Hemen. Ben bir hayale bakıp geleceğim. Ben ne gördüm biliyorum. Ben ne gördüm biliyorum ve gerçekti. Gerçekti. Nedir yani, ne çıktı o testlerde? Şimdi nesi var ya? Bir şey mi var? Söyleyeceğim. Hayır. Ciddi bir şey yok. Sağlığıyla ilgili bir şey yok. Ama... Evet, bilmek benim de hakkım. Ha söylesene, nesi var? Can sıkıcı başka bir şey var. Babamı gördüm demişti ya. Evet, gördü. Ama halüsinasyondu. Çünkü dün gece... Hayat uyarıcı madde almış. Şimdi bu testlerin sonucu uyuşturucu kullanmış. Uyuşturucu mu? Uyuşturucu mu kullanmış? Bence bu kadar bunalım yapma. Biraz serum temizler gönderirler işte. Temizlemek ne demek ya? Ne diyorsun? Hadi hadi, yeme beni. Kuzenin ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Ne biliyormuşum ben ya? Sen ne saçmalıyorsun? Dün gece hortlak gördüm diye tepinirken gözlerine bakmadın mı? Kuzenin dün gece boncuk boncuk tatlım. Ne diyorsun ya? Kuzenin madde bağımlısı bir keş demek. Böyle bir şey mümkün değil ya, bu yanlış bu. Benim çocuğumun uyuşturucu falan bir ilgisi yok ya, böyle ya böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Ne oluyor? Ne oluyor? Senin hocan diyor ki senin kızın dün gece uyuşturucu kullanmış diyor. Ne? İmran. Böyle bir şey mümkün değil. Benim çocuğumun bu maddelerle işi yok. İmran, anne olarak duygularını anlıyorum ama bu test... Aması yok. Benim kızımın böyle şeylerle bir ilgisi yok. Ne annem ne teyzem.
kimse inanmıyor bana. Ama ben gördüm. Ve ne gördüğümü çok iyi biliyorum. Gerçekti çünkü, gördüm. Ya benim çocukluğum, benim hayatım... O adamın yüzünde gördüğüm nefretten korkarak geçti. Ve ben o nefreti nerede görsem tanırım ve tanıdım da. Şimdi bana inanmıyorlar ama... Bizi yalnız bırakır mısınız? Bak teyze, kulağa nasıl geldiğini biliyorum. Ama bana gerçekten inanman lazım. Bak ben o adamı gördüm. Halüsinasyon gördün hayat. Şimdi babanı unut. Çünkü uyuşturucu kullandığını biliyoruz.